suların kıyısına götürür. Rab çobanımdır, çayırlarda yatırır. Beni sakin suların kıyısına götürür. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayatın içinden, hayatın kaygıları üzerine. Günlük yaşamın sosyal kaygıları, ekonomik zorluklar, sosyal sorunlar, çözümsüzlük, çaresizlik, hasarlı düşünceler, hedefsizlik ve amaçsızlık, işsizlik, hastalık. Bu konularda bize ne anlatacaksın Serdar? Aslında hayatın içinde bir hayli şey var. Ama sen bunların birkaçını sadece sıraladın. Evet, amaçsızlık, hastalık, işsizlik, güçsüzlük, çaresizlik, ekonomik dünyanın zorlukları, açlıklar, felaketler, doğa felaketleri, duygu problemleri, sosyal kaygılar, çevremizle ilgili olan insanlarla. Yaşamın her alanında. Her alanı. Her alanındaki kaygılarımız ve problemlerimiz var. Şimdi kaygı bir yere kadar taşınabilecek bir yük herhalde. Daha fazlası insanı alaşağı eden bir durum. Bilmiyorum kederi ve yükü nereye kadar taşıyacağız? Ya da mevcut içinde yaşadığımız dünya bu kadar büyük problemleri nereye kadar taşıyabilecek? Yani bu kadar korkunç, bu kadar felaket dolu, yoğun sorunları yaşayan bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ardı arkası bitmeyen savaşlar, ülkelerin birbirlerine karşı olan tutumları, uluslararası yasalar, onların hepsi insanlara belli bir yük getiriyor. Öyle yükler ki bazen taşınması çok zor ve çözüm için ihtiyaç duyduğumuz bütün gücümüzü harcıyoruz ama yine de başaramıyoruz. Yani herhangi bir insan çağırın, hayatındaki günlük sorunları söyleyin. Hayatın içinden sorunlarını ona sorun. Ben eminim ki dünyanın en fazla şeylerini size tek başına anlatacak bir sürü insan var. Herkesin kendine göre problemi var. Unutmamak lazım. Birinin şöyle, birinin böyle. Büyük bir felaket var ve herkes bir oduna tutunmuş. Büyük bir sel var. Herkes tutmuş bir odunu. Suyun üstünde kalabilmek için odun parçasıyla yüzmekte. Ama gidecekleri sonucun ya farkındadırlar ya da değildirler. Akıntıya kapılmış gidiyorlar. Evet, kesinlikle akıntıdır. Yani düşünün ki bir işçi sabahın 5'inde, 6'sında, 4'ünde kalkar, hazırlık yapar, işe gider. Öğlenden sonra işten gelir, yapabilecek varsa günlük şeyleri onları yapar ve tekrar yatağına girer ve tekrar aynı şeyleri haftanın 5 ya da 6 günü, bazı ülkelerde 7 günü sürekli aynı şeyi yapar ve geriye dönüp baktığında ne yaşadın diye sorduğunda anlatacağı tek şey fabrikada ya da tarlada ürettiği şeyin dışında bir şey anlatmaz. O mesafede ne yaşamışsa ev ile iş yeri arasında onları anlatır. Belki birisi farklı bunalımdadır. Yani sosyal kültürün verdiği bunalımı yaşıyordur. Kimisi belki kendideki değişikliklerden kaynaklanan problemleri, bazıları kendi yaşadıkları hastalıklara cevap veremezler. Ben buna neden yakalandım? Neden bu benim başıma geldi? Bunların hepsi problemdir. Kanserdi, AIDS'ti, yıkıcı hastalıklardı. Bazen terör olayları duyarız, büyük problemler olan birçok insanı sorgusuzca yok edip ortadan kaldıran büyük problemler. Düşünün bir anne baba eğer evine akşam ekmek götüremiyorsa, yiyecek için sofrasında bir parça bir şeysi yoksa, yani kendini nasıl teselli edecek? Nasıl bu kaygıların altından kurtulacak? Düşünün ki bir zamanlar Türkiye'nin en büyük zenginlerinden olan rahmetli Sakıp Sabancı, çok büyük otomobil şirketine sahip olmasına rağmen
şu sözü söylemişti. Ben her yıl binlerce kişi otomobil sahibi ediyorum ama kendi çocuğuma verecek bir arabam yok. Çünkü çocuğu özürlüydü, çocuğa verecek bir arabası yoktu. Ve bir tanesi oradan soruyordu, servetinize karşılık çocuğunuzun iyileşmesini ister miydiniz? Değil diyordu, servetimi kendimi vermeye hazırdım. Canından bile vazgeçiyordu. Canından bile vazgeçiyordu. Yani büyük dağın büyük dumanı olur. Bu söz çok yani yerinde bir sözdür. İşte bu bütün kaygı ve problemlerden kurtulmanın yegane çözüm yolu olduğunu söyleyebiliyoruz biz. Bu kaygılar olacak, bu problemler olacak. Belki seller akacak ve sizi belli bir yerlere sürükleyecek. Ama sizi bu dalganın içinde bile dalgayı durdurabilecek, sizi kendi gemisine alabilecek birisi var. İsa Mesih'i hayatın içinden ya da içinde yaşadığınız problemin kaygının üzerine çekmenizi istiyoruz. Yani İsa size yardım edebilecek bir durumda. Çünkü o sizin kaygınızı biliyor. Hatta bununla ilgili İncil'in Matta ya da Luka bölümünde güzel bir bölüm var. Okumak ister misin? Matta bölümü 6. bölüm. Matta'da 6. bölümde şöyle diyor. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız da onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne giyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne yiyeceğiz diye kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinliğiniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Amin. Evet, İsa böyle cömertçe konuşuyor. Bu kadar emin konuşuyor. Bugünün derdi bugüne yeter. Bırak yarının kaygısı yarın olsun. İsa bütün bunları söylerken kır zambaklarından bahsediyor. Kır zambakları nasıl büyür bilir misin? Hiç bilmem. Gece soğukta hiç ziyaret ettin mi? Kır zambağın üşüdüğünü, üstüne bir şey örttün mü hiç? O sen sabah kalktığında filizlenmiş. Bir sonraki sabahta çiçek açmış. Bir sonraki sabahta görüyorsun kocaman kendini açmış. Işığa doğru. Çiçekler ışığa doğru büyürler. Dünyanın bütün dalları kendilerini ışığa doğru açarlar. Hiçbir ağaç kendi yapraklarını ya da meyvesini güneşten saklamaz. Tam tersine güneşe doğru açar. Çünkü beslendiği kaynak odur. Işınların içerisinde göremediğimiz vitaminler, mineraller, ışığın kendisi yaşamdır zaten. Yaşamı sağlayan ışıktır. İsa bunlardan bahsediyor. Yani hayatımızın içindeki kaygıları ve problemleri kendisine getirmemizi istiyor. Hatta Kutsal Kitap'ta bir ayet der ki, bütün kaygılarınızı ona yükleyin, o sizi kayırır. Ben çok iyi biliyorum, bir problemim vardı, bir dönemler işsizlik problemim vardı. İşsizim diye belirli bir müddet, bir ay, bir buçuk, iki ay kadar böyle işsiz zamanım oldu. Yani zaten bir erkek de boş durmak istemez. Böyle bir erkek varsa ona tembel diyebilirsiniz. Ama ben boş durmak istemeyen bir insanım. Çalışmak isteyen bir insanım. Birkaç şirkete iş başvurusunda bulundum. Ama özellikle bir şirkette de gözüm vardı. Yani keşke orası olsa. Ama bu keşkeyi değiştirdim. Şöyle bir şey yaptım. Diz çöktüm ve dua ettim. Ya Rab, senin için her şey mümkün. Ve sen diyorsun ki çalışmayan yemesin. Ben çalışmak istiyorum. Ve ben
İman ediyorum sen bana uygun olan ne varsa onu vereceksin. Şu firma, şu firma, şu firmaya başvurdum. Lütfen bana yardım et. Ve daha sonra o firmalardan 6-7 tane firmaydı. Bir tanesi beni davet etti, gittim oraya. Beni işe aldılar. Çok hoşuma gitti. Devam ettim belli bir müddet. Sonra oranın iş yerinin sahibi çok güzel bir duygu besledi bana karşı, arkadaşlık duygusu. Dedi, biliyor musun seni seçtiğimi ben hiç anlamadım. Yani senden daha kalifiyeli, uzun yıllar bu işi yapmış tecrübeli elemanlar vardı. Onların listesi önümdeydi ama yüreğimde senin iş belgen kabul ettim. Sebebini bilmiyorum ama hoşuma gitti. Seni seçmekle iyi etmişim dedi. Şimdi adam bunun farkında değil ama ben farkındayım bir şeyin. Bu işin arkasında birisi var ve bana yardım ediyor. Bu benim kaygımdı çünkü. Ne? Bu kaygımdan dolayı ve bu kaygıyı götürdüğüm yerden dolayı. Ya da biliyorum hastalandığımda, rahatsızlandığımda, çünkü biz İsa Mesih imanları, İsa'ya iman ettiğimiz an artık hiçbir hastalık, artık hiçbir kaygı, artık bir problem yaşamıyoruz demiyoruz. Bu dünyanın kaygıları sürekli olacak. Ancak bu kaygının ve problemin içinde nasıl durabileceğim çok önemli. Şimdi önünde duramayacağınız bir engeller varsa siz hiçbir şey yapamazsınız. Düşünün ki büyük bir sel geliyor yukarıdan. Siz şehrin ortasında küçücük karınca gibisiniz. Sel şehri basınca ne yaparsınız? Kurtulabilmek için ya kaçarsınız ya da en yakında bulduğunuz bir şeye sarılırsınız ki, yani suyun üstünde kalacak bir maddeye, sele karşı pozisyonunuz belli olsun. İşte o İsa'nın çarmıhı bu bütün sellere karşı benim sığınabileceğim, tutunabileceğim bir daldır. Ve biraz önce söylerken yaptığın aynen bu ayetteki gibi. Filipiler 4. bölümde diyor ki, hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Ve o iş başvurusunda senin yaptığın aynen bu. Amin, amin, amin. Ve ben bir anımı anlatmak istiyorum. Bu çok önemli bir problem. Bilmiyorum seyircilerimiz arasında da böyle bir probleme sahip birisi varsa Rab'be güvensin. Çok değerli bir aile dostumuz vardı bizim. Bizim gibi Mesih imanlılarıydı. 50-55 yaşlarındaydılar. Karı koca ikisi beraber. 2-3 tane kızları, bir oğlu vardı ve çok iyi insanlardı. Yani böyle çok hoş insanlardı derken evin hanımefendisi kanser hastalığına yakalandı. Yaklaşık işte aynı zamanda bunu bir tanıklık olarak vermek istiyorum. Yaklaşık 50-52 yaşlarında çok değerli bir hanımefendi. İmanda çok harika bir portre sunmuştu bize. Yani diyebiliriz ki bizim için çok güzel bir örnekti. Hastalandı ve hastalandı, kansere yakalanmıştı. Ve pek fazla şansı yoktu. Kanser hastalarının beden üzerinde yaptığı o korkunç baskı. Ama ben o kadında hiç umutsuzluk görmedim. Yani iyileşmeyeceğim ya da bana niye bunlar oldu? Tam tersine diyor ki, yani Tanrı benimle, ben bu sıkıntıdan da kurtulabilirim. Tanrı beni bu sıkıntıdan çıkartmasa bile onun varlığı benim yaşamımın garantisidir. Ne kadar güzel. Ve aradan zaman geçti. Maalesef o üzücü haberi aldık. Ve bu üzücü haberi aldıktan sonra gerek ben gerek eşim gerçekten birazcık üzüldük ve acaba Tanrı onu düzeltemez miydi diye bir soru çıktı aklımıza. Hani neden oldu? Cenaze törenine gittik. Cenaze töreninde yüzlerce insan, içeride oturacak artık yeri yok. Ve ben kapının önünde oturuyordum. Ve çok üzgündüm. Kafamı göğe kaldırdım. Çok üzgün olduğumu Tanrı gördü. Ve birdenbire bir olay oldu. O vefat etmiş olan kız kardeşimizin yüzünü gördüm resmen. Gökten. Ve bana şunu söyledi. Burası çok rahat. Ve ben o zaman teselli bulmuş olduğunu fark ettim. Yani Mesih imanlarının beklediği teselliyi orada bulmuştu. Tanrı kendine ait birisini almak isterken böyle bir şeye insanın maruz kalması Tanrı'nın cezalandırdığı anlamına gelmiyor ki. Ama ben başka şeyler de gördüm.
tanıdık birisi kanser olmuştu. Kansere yakalanmıştı. Müslüman bir kadındı bu. Ve eşimle sürekli telefonda görüşüyorlardı. Eşim ona, eğer o kişi iman ederse İsa'nın onu hastalığından kurtaracağını söylüyordu. Eşim bunu günlerce yaptı. Telefonda konuştular. Sadece telefon, yani yüz yüze bile görüşmemişlerdi. Aradan belli bir müddet gelince kadın tövbe etti. İsa Mesih'e yüreğini açtı. Çünkü artık çaresizdi. Gidecek yeri yoktu. Doktorlar yaşam şansı tanımıyordu. Ve kadın iyileşti. Halen yaşıyor. Doktorların birkaç gün kaldı ömrün denilen kadının halen yaşadığını, çok merak edenler varsa bunu ispatlayabilirim. Doktor raporuyla ispatlayabilirim. Bu kadının elindeki mevcut. Çünkü artık morfin alıyordu. Ve halen yaşıyor. Yani Tanrı'nın insanı dönüştürmek için, onu kendine doğru çekebilmek için ona bir daveti var. Esenlik daveti. Kimisini direkt kendi yanına alacak, kimisine şifa verecek. Herkesle ayrı ayrı ilgilenen bir Tanrı. Kaygılarımızı bilen bir Tanrı da aynı zamanda. İsa insan olarak yeryüzüne geldi. İnsanlığın bütün kaygılarının hepsini tek tek bilen bir Tanrı'dır. Sen ne yaşıyorsan, ne yaşadıysan o hepsini yaşadı, tecrübe etti. Ve bunu bilince tam çıkardı. Bir şeyi bilmek ayrı bir olaydır. Ama bir şeyi bilip de yaşamak daha farklı bir olaydır. İsa bunların hepsini bildiği için kaygılanmayın dedi. Hatta kutsal kitapta dedi ki, yani boyunuzu bir karış dahi uzatamazsınız. Kaygılanarak, evet. Yapamazsınız. Yani gücünüz yetmez buna. Yani bir insanın kendi saçını ak ya da beyaz kara yapması gücüne bile sahip değil. Hani bu kadar dedi, basit şeye kadar yapamıyorsanız ne için kaygılanıyorsunuz? Bizim kaygımız aslında başka bir şey için olmalı. Kaygımız yaşadığımız hayatın bize sunduğu iğrenç, çirkin şeyleri reddetmek olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu dünya sizi aldatan, sizi kandıran birçok şey teklif sunabilir. Yani bir adam çok zengin oluyor ama zengin olduğunda mutlu olmuyor. Çünkü varlığının kendisi ona derttir. Kafasını yastığa koyamıyor. Şöyle bir ayet var bununla alakalı. Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. İncil'de Luka'da yazıyor bu. Amin. Yani tam yerinde bir ayet geldi şimdi. Malımızın çokluğu, yaşamımızdaki bütün varlıkların bize aslında sadece bedene, belki vitamin olarak biraz daha fazla yardımı var. Başka yok. Yani bir elma ister zengin yesin, ister fakir yesin. Mineral aynı mineral. Vitamin aynı vitamin. Amin. Yani birisi belki bu elmayı çok daha verimli bir bahçeden, bakımlı bir bahçeden koparıyor. Kimisi yol kenarından geçerken herhangi bir bahçeden koparıyor. Ya da altına düşmüş bir ağacın altına düşmüş bir meyveyi alıp yiyor. Şey anlamına da gelmiyor mu burada? Çünkü insanın varlığı malının çokluğuna bağlı değildir. Yani malı çok olan daha çok yaşayacak, malı az olan daha çok yaşayacak. Bununla alakalı değildir. Yani öyle insanlar gösterebiliriz ki dünyanın en büyük süperstarları, gidin Hollywood, Amerika'da görün. Böyle ya da Yeşilçam'da gidin onlara sorun. Siz mutlu musunuz? Bazen televizyona çıkıp filmlerde o hareketli filmler, hareketli müzikler, danslar içerisinde. Ben bir palyaço hikayesi biliyorum. Güldürürken ağlayan palyaço. Başkalarını sevindirirken kendisi ağlayan palyaço. Hollywood dünyası böyledir. Dikkat edin, uyuşturucu, aşağı inmişlik ve bitmişliktir. Suratlarına bakın, her gün operasyon geçirmek zorundadırlar ki vücutlarını doğru tutabilsinler. Ya da fiziklerini kontrol edebilmeleri için sürekli mümkün olduğu kadar doktor şırınga ilaç tedavisi görmektedirler. Nasıl mutlu olabilirler? Mutluluk başka bir şeydir. Kaygısızlık başka bir şeydir. Mesih'e güvenmekle insan kaygısız olabilir. Tanrı'ya güvenmekle insan kaygısız olabilir. Çünkü nereye gideceğini biliyorsun. Bakın, eğer bir insan nereye gideceğini bilmiyorsa o insan korkar. Neden mi? Çünkü nereye gideceğini bilmiyorsun.
inşallahlarla, maşallahlarla büyütürmüşsün. Hele bir oraya gidelim, göreceksin. Ama kutsal kitapta diyor ki, ölüm bizim için kazançtır. Çünkü nereye gideceğimizi biliyoruz. İsa Mesih dedi, bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Şimdi, bütün gözümüzle gördüğümüz yıldızlar, gezegenler, dünyamız, içindeki her şeyi Tanrı yarattı. Tanrı zengin bir Tanrı. Biz Tanrı'nın yarattığı şeyleri değil, Tanrı'yı istiyoruz. İşte biz o zaman zenginiz. Tanrı'ya sahip olursan sen zenginsin. Yani her şeyin efendisine sahipsen, o seninse. Çünkü Kutsal Kitap'ta Süleyman çok güzel söylüyor. Sen benim sevgilimsin, ben de senin. Tanrı'ya sevgilim demebilme, onunla el ala tutuşabilme, dertte, sıkıntıda, problemde, kaygılarda beraber yürüyebilen insan, güçlü insandır. Ne olduğu, problemin kendisi hiçbir zaman önemli değildir. Tanrı'yla yürüyebiliyor musun el ele? Onunla hiç sahil yolunda yürüdün mü? Onunla bir ormanda yürüyüp hiç konuştun mu? Yoksa onunla sadece cuma günü, cumartesi günü, pazar günü mü görüşüyorsun? Ya da haftanın bir gününde onunla görüştüğünü mü iddia ediyorsun? İsa Mesih imanları, günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü, her an, her zaman. Çünkü İsa, İncil'in Matta 28. bölümünde şu sözü söyler, dünyanın sonuna kadar her an sizinle birlikteyim. İşte İsa'nın diğer bütün inanç sistemlerinden, bilmiyorum onlar nereden geldiler, ama İsa'nın nereden geldiğini biliyorum. İsa dedi, nereden geldiğimi biliyorsunuz. Benim kim olduğumu biliyorsunuz. Çünkü İsa kendini bize tanıştırdı. Kendini bize ispatladı. Biz şimdi burada pek çok şey anlattık. Biz burada Rab'be yaklaşmalarını, ona güvenmelerini, sırtlarını ona dayamalarını söyledik. Ve bununla birlikte esenliklerinin geleceğini de söyledik. Ama anlamakta biraz zorlanabilirler. Çünkü gerçekten bunu tatmak vardır. Hani İncil'de bir ayet var ya, tadın ve görün diyor, Rab ne iyidir. Onun bir tadına varsalar, şöyle bir düşünün, sürekli güven içinde yaşamak. Etrafta fırtınalar kopsun, her ne olursa olsun biliyorsun ki o Rabbin güçlü elinin ortasındasın. Onun kanatlarının altındasın ve bunu gerçekten dünyadaki herkes tatsın isterim. Çünkü muhteşem bir şey. Amin. Amin kardeşim, öyledir. Mesih'le beraber yürümenin, Mesih'le beraber olmanın ve onun esenliğinin içimizde, ruhumuzda, bedenimizde olmasının bir tek yegane koşulu var. Mesih'i sevmekle başlıyor. Evet. Yani o sizi bir dine davet etmiyor. Kutsal kitapta diyor ki, ve Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu, biricik Mesih'i verdi. Orada demiyor, ve Allah insanlara dedi ki, bu dini alın ve kullanın. Buna uyan kurtulacak, uymayan hapı yutacak. Böyle bir ayet yoktur. Ne Tevrat'ta, ne Zebur'da, ne İncil'de, ne de Kutsal Kitabın tamamında bir yerde, peygamberlerin yazılarında bulamıyorsun. Oradaki merkez nokta, insanla Tanrı arasındaki o uçurum ve bunu insanı Tanrı'ya, Tanrı'yı insana yönlendiren bir köprüdür İsa. İsa, İnsan bedeniyle, insanlığın ruhuyla Tanrı'nın temsilcisidir. Ruhuyla aramızda yaşıyor, o Tanrı'dır. Bedeniyle göğe gitti, bizim temsilcimiz olarak göğe gitti İsa. Bedensel olarak o oradadır. Bedeniyle beraber o oradadır. Ve tekrar geri gelecektir kendine ait olanı almak için. Ve bedeniyle gelecektir. Her göz onu görecektir. Ama bir şey var. Bu treni kaçırmayın. Bu uçağı kaçırmayın. Uçağa binerken de, trene binerken de bir bilete ihtiyacınız var. Bizim biletimiz imandır. İsa'ya olan imandır. Ve onun varlığının yüreğimizdeki oluş halidir. İman edip onun bize yardım edeceğine ikna olmak. Olamıyor musun? Kutsal kitapta bir söz var. Dene de gör, Rab ne iyidir. Sen söyle. Değil mi? Dene de gör. Şimdi bazıları birilerine Yüce Allah'ı anlatırken bir şeyler anlatır ama o sadece anlattığında kalır. Bizim iman ettiğimiz ve anlattığımız İsa böyle bir İsa değil.
bizim anlattığımız İsa gerçekte işleyen İsa'dır. Yani eğer sen gerçekten emin olmak istiyorsan çağır ve gör. Yani o kutsal kitapta diyor ki aramayanlar beni buldu. Ya da diyor ki anlamadığın akıl almaz şeyleri bana sor. Ve diyor ki kendimi sana buldurtacağım. Altını çiziyoruz. Kendimi sana buldurtacağım diyor İsa. İşte bu yüzden senin ona ihtiyacın var kardeşim. Onu sen davet et, o gelecek. Senin yaralarını saracak. İşsizlik, buna benzer sağlık, buna benzer birçok probleminde sana ne yapman gerektiğini öğretecek. Onun senin içinde konuşan sesini duyacaksın. İç varlığında İsa sana onunla nasıl beraber yaşayabileceğini öğretecek. Ve İsa sana sosyal yaşamı öğretecek. Hayatın içinde İsa tüm kaygılarınla seninle beraber olacak. Hayatın bütün sorunlarının içerisinde İsa sana yardım edecek. Eğer istiyorsan birkaç kısa sözle İsa'ya seslenebilirsin. Ya Rab gel. Sana yalvarıyorum. Ben problemin ve kaygının içindeyim. Ama önce bana günahlarımı bağışla. Çünkü günah isteklerimizin çözümü için Tanrı ile aramızda engeldir. Önce günahlarını Mesih'e ver. Öfkelendiğin, affedemediğin, bağışlayamadığın kimseleri Mesih'in önüne getir. Bunu yapabilme kuvvetini de Mesih'ten iste. Yani bağışlayamıyorsan bunu da iste. Ve böylelikle Mesih sana kuvvet verecek. Mesih seni seviyor kardeşim. Hadi gel. Ben de size program bitmeden önce bir ayet okumak istiyorum. Diyor ki, Rab diyor ki, çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız, ben sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız ve bütün yüreğinizle beni arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size bulduracağım diyor Rab. Lütfen onu arayın. Onu arayın ve bulacaksınız. Bugünkü programımız burada bitiyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Rab çobanımdır, çayırlarda yatırır. Beni sakin suların kıyısına götürür. Rab çobanımdır, çayırlarda yatırır. Beni sakin suların kıyısına götürür.